Tizlerde çok ciddi boyunu arkaya atıyor. Boyunu arkaya atma durumu ister istemez sesin ilerleyen dakikalarda larynx'te kalmasına sebebiyet verecek. Gırtlakta sıkışacak yani havayı fırlatırken bu bölümde kalma durumu söz konusu olacak. Ses rengini aslında beğendim. Güzel bir ses rengi var. Fakat özellikle tiz yerlerdeki parça zaten çok diklerde herhalde gezen bir parça. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda bu kuvvetle sürekli larynx'e yüklenirse bir yerden sonra kuvveti kaybedip artık ses kendini aşağı doğru çeker. Bakalım. Ki nitekim ya farkındaysanız şu boyun bölümünü özellikle bakın yani şurada çok ciddi bir gerilim söz konusu. Arkaya atmaktan boynu. Burada daha fazla yukarıya atması için daha kıyamam bölümünü mesela daha hacimli bir yere alması lazım. Ama boynu geriye attığı zaman ister istemez rezonatörleri kullanamıyor. Rezonatörleri kullanamama durumu da sıkışmaya neden oluyor. Bir beden gerginliği söz konusu zaten. Ciddi bir kasılma var. Farkındaysanız zaten gerilim had safhada. Yani damarların çıkması aslına bakarsanız çok bir şey belli etmez ama burada ciddi yüz kaslarıyla da bağlantılı farkındaysanız şu bölümde ciddi bir gerilim söz konusu ve bu gerilim ister istemez şarkı söylerken etki edecek. Zaten yüz kaslarındaki gerilimi az buçuk görebiliyoruz. Dolayısıyla pozisyonu bulmakta zorluk yaşayacak. Artı ses kendini zaten yavaş yavaş alta doğru çekmeye başladı. Ki nitekim artık sesi o yukarıya almakta var farkındaysanız bir daha açalım. Kaybetti artık yani pozisyonu kaybetti dolayısıyla detone oldu çünkü ses düştü yani pozisyon o kadar sıkışık ki burada burayı sıkı 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 artık en sonunda hele ki en vurması gereken noktada problem yaşadı. Artık yavaş yavaş daha marke ederek falset bölümde şarkıyı söylemeye başladı. Dik yerleri daha falsete yakın bir yerde söyledi. Hacimlendirmedi çünkü yorgun. Marke etmeye başladı. Çok ciddi bir sıkışıklık var. Yani bu ses kullanımıyla ilerleyen zamanlarda ciddi problem yaşayabilir. Yani Edis fanları kızacak belki bana ama performans anlamında gerçekten ses tekniği konusunda ciddi bir gerilim var. Ciddi yani. Evet yani ses kaliteli bir ses. Ben ses rengini çok beğendim. Çok kemikli güzel bir ses rengi var yani. Hani belki de Türk pop piyasasında şu an için sayılı renklerden biri ama teknik anlamda biraz eksiklikler hatta önemli noktada eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Zaten farkındaysanız tını merkezini artık o kadar bulamadığı için tını merkezi sürekli değişiyor ve hani özellikle pese indiği yerlerde bir minik böyle bir inememe yani pozisyonu bulamama problemi söz konusu. Orada fırlattı, falsette karışık bir şey yaptı. Yani genel itibariyle gerilimli bir beden, gerilimli bir larynx bölümü var çok ciddi. Beden kullanımında boynu çok geri atıyor. Ses rengi olarak beğendim ama tını merkezini bulmakta çok sıkıntı yaşadı. Çünkü sürekli bir sıkışma ve sürekli bir sıkışma bu da ister istemez gerilimden kaynaklı pozisyonu bulamamaya sebebiyet verdi. Ses tekniği konusunda ciddi eksiklikler var. Fanlar bana kızacak belki ama en azından bu performans için böyle diyebiliriz. Ses analiz videolarınızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.